Evet, geçtiğimiz günlerde Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu ile de bu meseleleri konuşmuştuk. Hazırlık sınıfları İmam Hatipler'de. Ramazan ayındayız. Ağırlıklı olarak son günlerde yardımlaşma dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, genel başkanlarını stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Hanım Bey. Şimdi Ramazan'da tabii duyarlılıklar biraz daha artıyor. Hissiyatlar, maneviyat ortamı yükseliyor. İnsanların yardım ihtiyacı da, yardımlaşma duygusunda da bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Zor durumda olanlara, mağdurlara, mazlumlara, öncelikli olarak Türkiye'de yaşayanlara tabii. Birçok sivil toplum kuruluşu var Türkiye'de, yardım kuruluşu. Bunların en köklülerinden bir tanesi de Deniz Feneri. Yıllardır bildiğimiz bir dernek. Ramazan'a özel ne gibi etkinlikleriniz var? İsterseniz onunla başlayalım. Evet, tabii Deniz Feneri Ramazan demek. Tam bundan 20 yıl önce bir Ramazan ayı içerisinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu Deniz Feneri Derneği. Hı hı. Şehir ve Ramazan diye çıkılan o yoldan bugün dünyanın 63 ülkesine insani yardım ulaştıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşuna dönüştü Deniz Feneri Derneği. Evet. Ramazan tabi merhamet ayı, yardımlaşma, danışma ayı. Deniz Feneri Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda gerek Türkiye içerisinde gerekse dünyanın dört bir yanında, mazlum coğrafyalarda, gönül coğrafyamızda çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Neler var? Gıda dağıtımlarından başlayıp yetim sofraları, iftar sofraları, efendim yetimhaneler, uluslararası yardımlar bakımından okullar gibi kalkınmaya yönelik birçok projeyi de içine alan devasa bir yapı. Ramazan'da hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yoğun faaliyetler içerisinde insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. İnsanlığa hizmete devam ediyoruz. Yetimlerden bahsetmişken Ramazan ayının 15. günü, 3 gün önce yetim, Dünya Yetimler Günü'ydü. Her yıl Ramazan ayının 15. günü belirlenmiş bu Yetimler Günü. Sizin bu Yetimler Günü'ne özel yaptığınız faaliyetler neydi? Ya da yetimlere yönelik genel anlamda yıl boyunca yaptığınız çalışmalar nelerdir? Dünyada 400 milyonun üzerinde yetim olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin insani yardım kuruluşlarının da faaliyet alanları içerisinde en önemli konu başlıklarından birisi hiç şüphesiz yetimler. Deniz Feneri zaten 20 yıldır Türkiye'deki çok büyük oranda yetim ailelerine yardımı kendisine ilk edinmişti. Yardım yapmış olduğumuz ailelerin çoğunluğu yetim ailelerden oluşuyordu. Bundan 3 yıl önce İslam İşbirliği Teşkilatı bir karar aldı ve her yıl Ramazan ayının 15. gününü İslam dünyası Yetimler Günü olarak ilan etti. Ve 3 yıldır Deniz Feneri de dahil Türkiye'nin insani yardım kuruluşları 15 Ramazan'ı İslam dünyası Yetimler Günü münasebetiyle özel olarak yetimlere hasrediyor. Bu Ramazan'da Deniz Feneri Derneği dünyanın 30 ülkesinde yetimlerle buluştu. On binlerce yetimle buluştu, yetim aileleriyle buluştu. Onlarla iftar sofraları kurduk. Yetim haçlıkları dağıttık. Yetim ailelerine gıda dağıtımları gerçekleştirdik. Ve milyonlarca duayla Türkiye'nin insani yardım kuruluşları bir kısmı döndü, bir kısmı hala o ülkelerde yardım dağıtımlarına devam ediyorlar. İftar sofralarını kurmaya devam ediyorlar. Evet, dünya yetimlerine bayram haçlığı başlığını görüyorum mesela Ramazan'la ilgili hazırlıklarınız arasında. Bu da enteresan. Biz yetimlere yönelik bağış kampanyalarında ağırlıklı olarak sponsorluk meselesini sanırım en önemli kısmı da bu. Evet. Yani bir kişi bir yetime ben sponsor olmak istiyorum diyor. Aylık belli bir standart ücret. Onunla ilgili biraz detay verebilir misiniz bize? Mesela bu programı izleyip de sponsor olmayı düşünen izleyicilerimiz için. Alper Bey, Deniz Feneri'nin bir yetim büyütüyorum diye bir projesi var. Hı hı. Türkiye'den ve dünyadan yetim çocuklarımızı yetim hamileleriyle buluşturuyoruz. Onlar bir yetimin sorumluluğunu üstleniyorlar. Aylık 100 lira ödemek suretiyle o yetimin hayata tutunmasına kadar yetimin hamisi olarak bu ilişkiyi devam ettiriyorlar. Peki kime sponsor olduğunu, hangi yetime destek olduğunu biliyor mu sponsor olan aile? Tabii ki. Her bir yetimin bir yetim kartı var. Burada yoktur şu anda. Hı hı. Yetim kartında yetim çocuğumuzun kimliği var. Kimlik bilgileri var. O ailede kaç tane kardeşi var? Tüm kardeşleriyle birlikte hangi ülkeden, hangi şehirde yaşıyor? Kaç yaşında? Cinsiyeti nedir?
bir adeta kimlik, detaylı bir kimlik kartı gibi bir kart oluyor. Ve üçer aylık dönemler halinde yetimin harçlığını biz o ülkeye gönderiyoruz. Belirli dönemlerle de yetimle ilgili raporlar alıyoruz. Bir hamisinin ismini yazarak teşekkür mesajı alıyoruz. Onu yetim hamisine gönderiyoruz. Yani yetim hamisi o yetimin ne halde olduğunu belirli periyotlarla Deniz Feneri'nin onlarla yapmış olduğu bilgi paylaşımıyla da takip etme imkanına sahip. Ağırlıklı olarak hangi coğrafyalardan ve ülkelerden yetimlere yardım ediliyor? Öyle bir şey var mı? Yoğunlaştığınız bir bölge. Biz de Afrika ve Güney Asya ülkelerindeki Müslüman coğrafyalardan yetimlerimiz ağırlıkta. Afrika'da da tabii yetim çok. Çocuk nüfusu da çok fazla çünkü. Evet. Yani çok fazla nüfusun hızla arttığı bir kıta Afrika. Bu anlamda çocuklar da çok mağdur oluyor. Yani nüfus çok fazla arttığı için yardıma en çok muhtaç olan kıta neticede. Hiç şüphesiz Afrika kıtası giden her bir arkadaşımız geriye döndüğünde çok etkilendiğini görüyoruz. Yani evet. Görmediği bir dünyayı gördüğü zaman Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin ne kadar büyük nimetler olduğunun farkına varıyorlar. Gönüllülük de aslında böyle oluşuyor. Bizim her yıl 100 ila 200 gönüllümüz yurt dışına çıkar. Çeşitli vesilelerle, Ramazan, kurban ve yetim organizasyonları münasebetiyle her giden arkadaşımız bir çevre oluşturuyor. Diyor ki orada başka bir dünya var. Bizim sahip olduğumuz nimetlerin neredeyse hiçbirisine sahip olmayan mazlum insanlar var. Evet. Vicdanlı insanlar olarak biz bu nimetlere şükrün gereği mutlaka oralarda olmalıyız. Onlara el uzatmalıyız. Onlara yardım elimizi uzatmalıyız diye kendi çevrelerinde yeni gönüllü gruplar oluşuyor. Ve bugün Allah'a şükürler olsun Türkiye dünyada bütün Müslüman dünyasına örneklik teşkil edecek bir noktaya geldi. Türkiye adeta dünyanın merhamet timsali, ortak vicdanının sesi haline geldi. Evet, bu milletin gerçekten çok övünecek bir yanı, öyle ifade ediyoruz. Tabii. Yani gayri safi milli hasılaya oranladığımızda dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz açıkça ortada tüm veriler. Evet, öyle. Evet, zaten sadece takdir etmekle de yetiniyor maalesef. Batı ülkeleri Türkiye'yi takdir ediyoruz diyorlar ama iş ya da yükün altına kendi ellerini sokmak durumuna geldiklerinde yaptıkları da ortada maalesef. Şimdi sponsorlukla ilgili son bir soru, yetim hamileyle ilgili. Yine izleyicilerimizden bir tanesi ya düşük ücretli birisi ama yardımcı da olmak istiyor. Ben girerim 100 lira bir şey değil ama ileride bir gün o 100 lirayı da veremem. Bu yetimi zor durumda bırakmış olmaz mıyım diye bir düşünceye kapılırsa yani devam ettiremezse ne olacak o yetimin durumu? Tabii ki Deniz Feneri bir kurumsal yapı. Bağışçımız hiç şüphemiz yok. Eğer imkanlar devam ettiği sürece bir yetimin hamileliğini üstlenmişse sonuna kadar onun hayata tutunmasına kadar onu sahiplenecektir. Eğer sahiplenemiyorsa bir ekonomik problem vardır. Ama hiç endişelenmesinler. Hı. Yeni bir hami eliyle bu yetim mutlaka büyütülecektir. Hı hı. Veyahut da Deniz Feneri'nin genel fonlarından o yetimin hamiliği kurumsal olarak devam ettirilecektir. Anladım. Yani hamisi üstlenen bir yetimin acaba sonuna kadar götürebilir miyim? O endişeye hiç mahal yok. O yetim sahiplenildikten sonra kurumsal olarak mutlaka hayata tutunana kadar inşallah Deniz Feneri kurumsal teminatı altında olacaktır. Şu başlık da çok dikkatimi çekti. Durumu iyi olan izleyicilerimiz için, şirket sahibi olanlar için bağış yap vergiden düş. Bunu da biraz aydınlatalım isterseniz. Şimdi gıda bankacılığı AK Parti hükümeti döneminde getirilmiş. Aslında şirketlerin sosyal sorumlulukları bakımından onları yardımlaşmaya, dayanışmaya, bağış yapmaya özendirecek vergisel muafiyet getiren bir sistem. Neleri kapsıyor? Gıda, giyim, temizlik ve yakacak dört kalem malzemeyi gıda bankacılığından yararlanan sivil toplum kuruluşlarına, Deniz Feneri bu kuruluşların ilklerindendir. Yıllardır gıda bankacılığı sistemini uyguluyoruz bizler. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışı yapan tüzel kişiler veyahut da gerçek kişiler bu bağışın tamamını vergisel olarak giderleştirebiliyorlar. Bu büyük bir avantaj. Özellikle kurumsal yapıya sahip şirketlerimiz açısından, çok vergi ödeyen şirketlerimiz açısından hem vergisel bir avantaj elde ediyor, hem yardım yaparak
kendisini psikolojik olarak rehabilit etmiş oluyor. Hem de bugünün dünyasında şirketlerin sosyal sorumluluk bilinci açısından da önemli bir iş yapmış oluyor. Kısaca gıda bankacılığı kapsamında KDV'siz fatura düzenliyor diyelim. Deniz Fener'le bağış yapacak gıda bankacılığı kapsamında o bağışın tamamını vergisel olarak giderine atıyor. Evet. Yani bu %30, %40'lara kadar vergisel avantaj sağlıyor bağışçıya. Evet. Aynı zamanda bir hayır işlemiş oluyorlar. Evet. Daha da kazançlarını bereketlendirmiş oluyorlar. Bu yine Ramazan ayında borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Mesela zaman zaman adak adıyoruz. İşte akika, şükür kurbanı. Ya bunları yapıyoruz ama sonrasında ben bunu nasıl halledeceğim, nereden bulacağım gibi bir takım zorluklar var. Sizin gibi sivil toplum kuruluşları bu anlamda da vatandaşın imdadına yetişiyor. Kolaylık, vekalet alıyorsunuz sanırım. Evet. Ve her şeyi hallediyorsunuz o vatandaş adına, değil mi? Onunla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Yıllardır hem Kurban Bayramı'nda vacip kurbanı hem de adak akika gibi nafile kurbanlarla alakalı Deniz Feneri ve Deniz Feneri gibi kuruluşlar aslında topluma yardımcı oluyor. Ben kurbanımı nerede kesebilirim? Bir adağım var, akikam var diyenler açısından. Burası aslında bir çıkış yolu. Evet. Mesela bugün bir liste gördüm Deniz Feneri'nde. 40 tane adağımız zannediyorum Moritanya'da kesilmiş. Listelerle okunuyor, gruplar oluşturuluyor. Ve o kesildikten sonra bağışçıya kurbanınız Moritanya'da kesilmiştir diye SMS'le bilgi veriliyor. Düşünün Alper Bey, siz bir adak bağışı yapıyorsunuz. Deniz Feneri'ne 360 lira yurt dışına bir adak bağışı, 360 lira yurt içerisinde de 680 lira. Hı hı. 360 lira verdiniz, bir adak bağışladınız. Hiç tanımadığınız bir coğrafyada, Afrika'da yaklaşık 7000-8000 kilometre ötede sizin kurbanınız kesiliyor ve hiç tanımadığınız ve belki yılda bir kez eti gören bir yoksul ailenin evine gidiyor sizin o kurban etiniz. Evet. Bağışınızdan birkaç gün sonra size SMS geliyor ki Deniz Fener Derneği'nden, değerli bağışçımız, sizin kurbanınız Moritanya'da kesilmiştir. Allah kabul etsin, teşekkür ederiz diyor. Evet. Bağışçı açısından gerçekten çok ya psikolojik olarak çok güçlü bir şey bu. Ciddi bir dönüş. Binlerce kilometre ötede ki bir mazluma, bir fakire aslında nimet oluyor sizin kurbanınız. Evet. Dolayısıyla yurt dışındaki kesmiş olduğumuz bu adaklar, akikalar çok da yaygın. Yani bizim toplumumuz gerçekten merhamet toplumu. Hiç şüphemiz yok. Ya bizim kurban da topladığımız o vacip kurbanların neredeyse 5'te birine, 6'da birine yakın akika adak kurbanı geliyor. Evet. Ve her birisi bunların mazlum coğrafyalarda, gönül coğrafyamızda senede bir sefer evine et giren, bu kadar yoksul olan ailelere nimet oluyor. Biz de şükrümüze dağ etmiş oluyoruz aslında. Evet. Çok da büyük bir kolaylık sizin aracılığınızda. İşte nerede keseceğim, kime kestireceğim, hangi fakire dağıtacağım, kimin ihtiyacı var. Bütün bunlar zaman alan meseleler. Bu anlamda da önemli bir hizmet. Ve fiyat farkı var dediniz. 360 lira yurt dışında da adak adanabiliyor. Türkiye'de 680 lira. Tabii. Evet. Ekonomik şartlar farklı olduğu için neticede beslenmesi etmesi böyle bir fiyat farklılığı ortaya çıkıyor. Ya ben hatırlıyorum, değinmeden de edemeyeceğim, isim vermem de ne kadar doğru bilmiyorum ama paralel yapıyla bağlantılı yardım derneğinden, kimse yok mudan birçok şikayetler daha bu 17-25 Aralık öncesinde bile ben duyuyordum. Ne bir vekaletname alıyorlar, ne bir makbuz veriyorlar ki bunları detaylarıyla ortaya çıktı. Vatandaşın bazılarında o anlamda işte bu kurumlar yüzünden bir takım güvensizlikler de oluştu. Herhalde bu prosedürlerle ilgili biraz bilgi de verebilirsiniz bize. Tabii ben olaya şöyle bakıyorum. Türkiye şu anda gerçekten hiç tartışmasız insani yardım noktasında dünya şampiyonudur. Bu millet için çok övünç kaynağıdır bu. Burada devletin yapmış olduğu yardımlar, tabii ki sivil toplumun yapmış olduğu yardımların yanında çok büyük yardımlar. Ancak sivil toplum gönüllü yapılardan oluşuyor. Devletin bütçesinden bir şey çıkmıyor. Ve tamamen bu toplumun kendi merhametinden oluşan şeyler bunlar. O zaman Türkiye'nin bu insani yardım noktasındaki bu liderliğinin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu neyle olabilir?
Bu ancak kurumsallıkla olabilir. Yani biz yapmış olduğumuz işleri ne kadar kitaba uygun yaparsak, mevzuata uygun yaparsak, dünyadaki uygulamalarının en az orta seviyesinde ve daha yukarısında kalitede yaparsak, bizim bu merhamet şampiyonluğumuz daha da ileriye gidecektir. Ancak kapalı yapılarda, bu cemaat yapılarında maalesef tamamen güvene dayalı gittiği için bu tür şeylerin yaşanması... Suistimallerde yaşanma ihtimali daha fazla. Yani neticede insanız. İnsan olan her yerde kuralı koyarsanız ancak insanın zafiyetlerinin önüne geçebilirsiniz. Bakın bundan tam 7 sene önce bir deniz feneri operasyonu yaşandı. Deniz feneri 17-25 Aralık nasıl bir yolsuzluk operasyonu değilse, deniz feneri operasyonu da bir yolsuzluk operasyonu asla değil. Deniz feneri meselesi uluslararası bir operasyondu. Evet. Ve asıl hedefi aslında deniz feneri olmayan, daha büyük hedefler olan bir operasyondu. Şimdi bu kadar büyük operasyonda eğer bugün deniz feneri hala dünyanın 63 ülkesinde, Türkiye'nin 81 vilayetinde insani yardım noktasına bir adım geri adım atmadan devam edebiliyorsa, herkese her türlü hesabını verebilmişse, evet, deniz fenerinin güçlü kurumsal yapısıdır bunun sadece sebebi. Evet. Eğer biz hesap veremeseydik, şimdi 40 sefer deniz fenerinin kapısına kilit vurup gitmiştik. Evet. Fethullah Gülen'le bağlantılı yapıların bu operasyonu yaptığını biliyoruz. FETÖ ile ilgili. Almanya'nın da parmağı vardı. İşin enteresan tarafı. Onun rolü neydi o operasyonda? Size yönelik operasyonda? Tabii deniz feneri operasyonunun ilk başlangıcı Almanya'ydı. Evet. 2004 yılında başlamış. Biz o dosyadan daha sonra görüyoruz ki Almanya'da operasyonel hareket 2007 yılında başlatılıyor. Ancak 2004 yılından beri bir takım altyapı çalışmaları yapılıyor. Ya işin içerisinde Milli Görüş Teşkilatı'na sızmış ajanlardan tutun, Alman istihbaratı, Alman polis teşkilatı ve Alman yargısının da içerisinde olduğu, Alman medyası ve Türkiye uzantılarının koalisyonla hareket ettikleri çok ciddi uluslararası bir operasyon. Neydi bu işin içerisinde? Yani bu detaya girersek belki çıkamayız, boğulabiliriz. Çok uzun konuşulması gereken şeyler var. Ama şunu söyleyebiliriz bir cümleyle. O operasyonun asıl hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vardı. Zira Almanya'da bir süreç başlattılar. Sonra Türkiye Deniz Fener Derneği'ni çok kıvrak bir şekilde Türkiye'deki yargı sistemin içerisinde bir soruşturmaya tabi tuttular. Evet, evet. Bir ay içerisinde de o dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AK Parti'nin yurt dışından Almanya'daki yargılanan dernekten uluslararası yardım aldığı iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması sürecini başlattılar. Bu konular aslında kamuoyunda yeterince aydınlatılamadı. Doğru. Ama o dönemler geçti. Bu toplum artık 1990'ların, 80'lerin, 90'ların ve 2000'in başlarının toplumu değil. Hükümetler de öyle değil. Yani dış ve karanlık yerlerden yapılan operasyonlara daha dayanıklı bir toplum haline geldik, Allah'a şükürler olsun. Sadece size operasyon da yapmadı bu yapı. Yani İHA gibi, sizin gibi güvenilir başka kurumlara da böyle operasyonlar yapıldığını, yine yargı yoluyla, emniyet yoluyla, terör örgütüne yardım ediyor bahanesi ve iftirasıyla operasyonlar, baskınlar yapıldığını hatırlıyoruz maalesef. Gazze'den mutlu bir haber var. Geçtiğimiz günlerde haberlerini de paylaşmıştık izlediğinizde. Acı ve gözyaşının adresi diyoruz Gazze ile ilgili olarak. Gazze'de yaptığınız faaliyetler üzerinde neler söyleyebilirsiniz? Tabii Gazze bu toplumun en yumuşak dokusu diyebiliriz. Vicdan noktasında, insani yardım hassasiyeti noktasında en hassas noktalarımızdan birisi Gazze. Yani 50 yılı aşkın bir süredir maalesef her türlü uluslararası hukuk ilkeleri yok sayılarak, Birleşmiş Milletler kararları yok sayılarak, insanlığa dair her türlü erdemler yok sayılarak orada bir hapishane hayatı yaşıyor o tek kardeşlerimiz. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ve Türkiye hem devletiyle, hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem de milletiyle, topyekun milletiyle hep Gazze'lerin ve Filistinlerin Kudüs davasının hep yanında oldu. Deniz Feneri'de ne olarak biz 10 yıldan fazla süredir Gazze'li kardeşlerimizin hep yaralarını sarmaya çalıştık. Eğitimden, sağlıktan, kalkınma projelerinden tutun birçok insani yardım projelerine Deniz Feneri olarak imza attık. Son 5 yıldır orada Selam Anaokulu diye minik bir okulumuz var. Orada
150 tane yetim çocuğumuz var. Hepsi yetim o çocuklarımızın. O haber zannediyorum Selam Anaokulumuzun mezuniyet töreniydi. Evet. Biz de çok duygulandık. Türkiye kamuoyunda da epeyce yer etti gördüğümüz kadarıyla. Evet. Selam Anaokulu bizim Filistinli yetimlerimiz. Orada 200 tane de yetimimiz var. Hamisi olan yetimlerimiz var. Onlara sürekli harçlıklarını da gönderiyoruz. Selam Anaokulu da böyle bir şey. Evet. Bu arada Gazze'ye yönelik yeni gelişmeler var. Türkiye'nin atılımıyla uzun zamandır İsrail'e yönelik biliyoruz. Bugünlerde onun da haberlerini paylaşıyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları oldu. Nefes aldırabilecek miyiz Gazze'ye? Türkiye'nin bu baskısıyla, İsrail'e yaptığı bu baskıyla sizce? Tabii dünyada Müslüman coğrafyalara baktığımızda sadece sıkıntı Gazze'de değil. Tabii. Gazze bize yakın. Bizim eski bir vilayetimiz diyelim Gazze. Ama bunların biraz sebebini bilmek gerekiyor. Dünyanın yaklaşık 150 bölgesinde şu anda çatışma bölgeleri var. İnsan kanı akıtılıyor. Ve bu 150'ye yakın bölgenin neredeyse tamamı Müslüman toplumların yaşadıkları bölgeler. Evet. Yani Türkiye'de 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle korku şeyleri salınmış ki insanların, Müslümanların zihinlerine, korkularla birçok şeyi düşünemez, sağlıklı düşünemez hale gelmişiz. İnşallah bu Filistin meselesiyle beraber, Türkiye'nin Filistin davasına dik duruşuyla beraber, oradaki insanların da bütün dünya insanları gibi uluslararası hukuktan kaynaklanan insan hakları olduğuna dair bu ısrarlı tutumundan kaynaklı, İsrail'in geri adım atmaktan başka bir çaresi olmadığını hep beraber görüyoruz. İnşallah ileride daha da göreceğiz. Bence mesele bütün Müslüman dünyasında ki yaşayan insanların, toplumların, devletlerin, yöneticilerin şu bilince varmasına ihtiyaç var. Nasıl ki Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş toplumlardaki insanların uluslararası hukuktan kaynaklı bir takım korunan hakları varsa, Müslüman dünyada yaşayan insanlarımızın da, kardeşlerimiz de en az onlar kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları olduğunu, bilincini toplumlarda oluşturmamıza ihtiyaç var. Bunu sağladığımız oranda Müslüman toplumlardaki yaşanan bu sıkıntılar inşallah giderilecektir. Türkiye bugün bütün Müslüman coğrafyaların, gönül coğrafyamızın umudu haline gelmiştir. Biraz buraya değinmek istiyorum. Lütfen. Yurt dışına çıktığımız zaman bunu çok net olarak görüyoruz. Yani o mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar, toplumlar, hatta o toplumların çoğunlukla yöneticileri artık Türkiye'yi bir umut kapısı olarak görüyorlar. Bu bir yönüyle bizim için övünülecek bir meseledir ama bu toplum açısından sorumluluk bilinci içerisinde olan insanlar olarak bizim için aslında çok büyük bir omuzlarımıza yüklenmiş bir yükümlülüktür. Bu şükrü eda etmek için bu sorumluluğumuzun gereğini en hassas bir şekilde de yerine getirme mükellefiyetimiz var. O bize umut bağlayan insanların umudunu boşa çıkarmamak için elimizden ne gelirse, insani yardım da dahil, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların iadesine dair birçok konuda o toplumlara yardımcı olmamıza ihtiyaç var. Evet, güzel bir sohbet oldu. Önemli bilgiler verdiniz, paylaşımlarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkılarınız için. Bir cümle, özür diliyorum. Deniz Feneri'nin teknolojiyi kullanmak bakımından fitre ile alakalı bir SMS hesabımız açıldı. Lütfen. Yani bağışçılar, fitreler Ramazan ayında, bütün Müslümanlar Ramazan ayında fitre veriyorlar. 5407 SMS hattı kurduk. Evet. 15 TL bağış yapılıyor bu SMS hattından. Bu da fitre miktarı oluyor zaten. Evet, bu da fitre miktarı oluyor. Bu SMS'ten vergi kesintisi yok. Hı. Masraf yok. Ücret yok. Faturasına da bağışçının sadece 15 TL yansıyor. Yani 5407'ye SMS atan bir bağışçımız 15 TL fitresini bağışlamış oluyor. Evet. Ve herhangi bir kesinti de yapılmamış oluyor. Sadece bağışlarımıza bunu belirtmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz'di bugün konuğumuz. Kısa bir araya gidiyoruz.